İsrail'in Gazze'deki El Ahli Arap Hastanesi bombalaması sonucu 500'ü e aşkın kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından dünya ayaklandı. İsrail saldırısı birçok ülkede protesto edildi. Bu kapsamda Kerkük'te yerel yönetim ve tüm devlet daireleri dayanışma duruşu düzenledi. Kerkük Vali önünde toplanan ilhamcılar Filistin'de hayatını kaybedenler için önce Fatiha suresi okudu ardından İsrail'in Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Bugün tüm Kerkük halkı dayanışma duruşuna çıktı. İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen çirkin saldırıları kınıyoruz. Filistin'de yaşananları tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Duruşa katılan Yerel Yönetim Hizmet Dairesi Müdürü Firas İsmail, dayanışma duruşunun Gazze Şeridi ile dayanışma amaçlı olduğuna vurgu yaptı. Tadamını çıktık bir gün, ihticac, kardeşlerimiz Filistin'dekilerine, bir tadamın basit bizden özlerine bir müsaade kimin tadamın beno biz burada durmuşuk sizi uden Allah onunuzda olsun bu tevcihati reis vizaradan bizim için inşallah biz kusur koymarık adet sizi için Kerkü Vali Enformasyon Sorumlusu Mervan El Ani, Başbakanın talimatı ışığında ve Gazze'de yaşananlarla dayanışma kapsamında bu duruşun gerçekleştiğini dile getirdi. Başbakan Muhammed Şia, Sudan'ın talimatı ışığında ve İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak için Irak'ta ve özellikle tüm devlet kurumlarında dayanışma duruşu düzenlendi. Daha sonra, Kerkü Üniversitesi Rektörlüğü, Kerkü Kuzey Teknik Üniversitesi ve öğrenciler, savaşın ve sivilleri yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi. Irak ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak işlediği savaş suçunu kınadı. Gazze'de yaşanan e, acı olayların e, tepki göstersinler burada. Hepsimizin gönlümüz Gazze ile e, buradan e, İsrail'in yaptığı e, cerimeleri burada kınırık biz. E, i̇nşallah dualarımız özleri dendi. Dün İsrail ordusu al mamedani Hastanesi'ne saldırdıktan sonra birçok şehit düştükten hemen sonra Irak Başbakanı Irak'ta yaz ilan etti ve aynı zamanda hükümi daireleri dayanışma duruşuna davet ettikten sonra bugün gün Kerkük'te de dayanışma duruşu düzenlendi. Abdülkadir Türkmen, Türkmen İle Televizyonu, Kerkük.